savaştan yine bölgenin sorununa geleceğim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün konuştu. Ve Türkiye'deki mülteci sayılarından filan bahsetti. Ne kadar olduğundan bahsetti. Ya arkadaş, cümlelerde bile sakatlık var. Cümlelerin bile neye, ya ki bu kişi devletten gelen bir kişi. Ya en azından bir okursun, bakarsın, birileri yazmış etmiş ama sen de bir ön oku veya işte kafana yatmayan bir şeyler varsa bu ne de, ne diye sor. Yok ama adam direkt önüne geleni okuyor zaten. Şimdi Ali Yerlikaya dün konuşuyor. İşte Suriyeliler Türkiye'de, bakın dikkat edin çok önemli. 3 milyon 103 binmiş Türkiye'deki Suriyeli sayısı. 3 milyon 103 bin Suriyeli varmış Türkiye'de. Ama cümlelerin içerisinde bir de şu var. 729 bini adresinde yok. İyi de bu 729 bin Suriyeli nerede? Ama şu 729 binin arasını açsana. Gözüme takıldı. 729 bin Suriyeli nerede adreslerinde değil? Dağda mı? Ovada mı? Bayırda mı? Ülkesine mi döndü? Öldü mü? Nereye gitti? Ya ülkenin İçişleri Bakanlığı bunu takip edemiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? 3 milyon 103 bin Suriyeli var. 729 binin adreslerinde yok. Nerede bunlar? Terörist midir? Değil midir? Neden izlerini kaybettiriyorlar? Neden adreslerinde bulunmuyorlar? Yeni adreslerinde neden kayıt sistemine girmiyor? Mernis'e girmiyor? İşte adres kayıt sistemine, nüfus kayıt sistemine girmiyor? Böyle düzensiz bir ülkeyiz. Yani çıkıp ondan sonra bunu söylüyor. İşte hazırlamışlar konuşmayı. Ki devletten gelen bir insan, tecrübesi olan bir insan. Al bir oku be arkadaş. Yani bu sorunun sana sorulacağı belli. 729 bin kişi nerede? Kimdir bunlar? İn midir, cin midir, neden adreslerinde değiller? Terörist midir diye sorarım. Ama sorarım da İçişleri Bakanı'nın evinde bile biliyorsunuz şey çıktı ya, söyleyebilirim bana. Yabancılar ikamet ediyor. İki, yabancı askeri öğrenci Ankara'da, Ali Yerlikaya'nın Ankara'daki adresinde iki yabancı öğrencinin ikametgahı çıktı. Bu nasıl olabilir? İçişleri Bakanı'nın evinde çıkıyor ya. Bu var ya, başka ülkede olsa yaşanacak bir şey. Skandal. Gerçekten yani bilgisi dahilinde midir, değil midir bunu bilmiyorum. Ama bu bir skandal. Yani bir çürümüşlük var. Sistem işlemiyor. Mernis dediğimiz sistemde bir kopukluk var. Ya Mernis'te ya göçmen idaresinin sisteminde bir senkronize yok. İnsanların hangi adreste olduğunu veya hangi adresi verdiğini kontrol edebilecek bir sistem yok mu ya? İçişleri Bakanı Tolga Şardan yazdı bunu. Ve bugünkü yazısı da var Tolga Şardan'ın. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, ki Türkiye'nin iç sorunlarından, iç güvenliğinden sorumlu bakanın evinde yabancı iki askeri öğrenci ikametgahı çıktı. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Ya bu Ali Bey'in haberi var mıdır, yok mudur? Bu nasıl oldu, nasıl oluyor? Bilmek mümkün değil. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani İçişleri Bakanı da evinin adresinde iki tane askeri öğrenciyi gazeteciden öğreniyorsa, bilmediğini farz ediyorum, 729 binler. Bilmesi zaten mümkün değil ki. Yönetiliyoruz. Maalesef yönetilme şeklimiz bu. Geldik. Soruyu hatırlatalım Ahmetciğim. Soruyu hatırlatırken de AKP'ye gideceğiz. AKP ile ilgili bir başlamadım. Neye baktın? Beyrut'la mı? Tabii. Ahmet çok güzel bir şeye bakmış. Beyrut'la Türkiye arasındaki sınır 229 kilometreymiş. 230 kilometre. 230, 220 kilometre pardon, 220 kilometre. Lübnan, Beyrut. Bak Ahmet de getiriyor onu. Adamlar burnumuzun dibine küt diye geliyorlar zaten. Girecek ya, eninde sonunda girecek öyle. Kimse de bir şey diyemeyecek. Sadece hay tök mök filan, tamam bitti. Hadi de bakalım. Onlara da gireceğiz gireceğiz diye de ondan sonra nasıl cevap verecekler göreceğiz. İşte yani büyük laf konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Dışişleri Bakanı da aynı şekilde, aynı kafada. O da büyük laf konuşuyor. Hiçbir şey yapamıyorsun ki. Ne konuşuyorsun arkadaş? İtibarın kalmıyor o zaman. Yani sözünün bir ağırlığı kalmıyor. Ve biz de hadi ya. İşte böyle ya, mahallenin yalancı kabadayısı gibi bağırıyoruz diyoruz ondan sonra. Ama şu da bir gerçek. Onu da paylaşayım sizlerle. İsrail 7 Ekim'den bu yana 40 bin insanı katletmiş. 40 bin insanı. Ve İsrail'li bir bakanın bir açıklaması var. Şöyle diyor. Biz diyor 2 milyon insan diyor ölse diyor iyi olur bizim için, demek istiyorum. Mealen söylüyorum. İnsani yardımları diyor dağıtmayız ki diyor. Dağıtmasak da 2 milyon insan ölür diyor. Umurumda bile değil. T24'te okudum. Filistinli Budayir diye bir arkadaş.
şu açıklamayı yapmış. Cümlesi bir cümleye aldım. Dünyanın gözü önünde ölüyoruz diyor. Ve maalesef bölgenin o anlış anlığı, büyüyüz, işte G20'nin içerisindeyiz, işte biz şöyleyiz, aslanız, maslanız, kaplanız diyenlerin böyle karşıdan nasıl baktıklarını da görüyoruz. Dünyayı harekete geçiremiyorlar. Evet, Suriyelileri de anlattık, onu da anlattık. Ahmet de günün sorusunu alta koydu. Günün sorusu, anketimiz şeyle ilgiliydi. Instagram açılsın diyenlere ev zencisi dedi Erdoğan. Sizce kimdir bunlar diye sorduk. Sizlerden cevap bekliyoruz.